Kendilerine Peştuca'da öğrenciler anlamına gelen Taliban adını veriyorlar. Ancak bu, öğrencilerin bugünkü imajı kitap okuyan bir grup insandan ziyade terör ve yıkım. Örgütün pazar günü Kabil'i de almasının ardından binlerce insan ülkeyi terk etmek için havaalanına akın etti. Sebebi yeniden Taliban rejimi altında yaşamak istememeleriydi. Peki Taliban nasıl bir örgüt ve neden hem Afganistan hem de dünyada bu kadar korkuya neden oluyor? Afganistan'da iktidarı geri alan Taliban nasıl kuruldu? Kadınların burka giymek zorunda kalacağı şeriatı ülkeye nasıl getirdiler? Taliban'ın liderliğini kimler yapıyor? İşte örgüt ile ilgili bilmeniz gerekenler. Taliban'ın yapısına baktığımızda İslamcı grubun içinde kesin bir hiyerarşi hakim. Mevlevi Hibatullah Ahundzade örgütün 2016'dan beri lideri. Ahundzade örgütün siyasi, dini ve askeri meselelerinde tek otorite. 3 yardımcı ile istihbarat, askeriye ve dini meselelerden sorumlu bir grup bakan Ahundzade'ye destek oluyor. Rehber Şurası grubunda 26 üyeden oluşan en büyük danışma otoritesi. Taliban'ı uluslararası arenada temsil eden siyasi Kanada'nın merkezi Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor. Bu merkezin yöneticisi aynı zamanda örgütün kurucularından olan Molla Abdulgani birader. Grubun bu kolu aynı zamanda ABD ile barış görüşmelerini yürüten ekibi de içinde barındırıyor. Örneğin Molla Abdulhekim, müzakere masasında Taliban'ı temsil eden en yüksek otoriteydi. Örgütün para kaynağı ise şu şekilde. Örgüt, afyon ve eroin ihracatından önemli miktarda para kazanıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2018 ve 2019 yıllarında Taliban'ın uyuşturucu ticaretiyle 400 milyon dolardan fazla para kazandığı tahmin ediliyor. ABD'nin yetkililere göre bu, örgütün bütçesinin %60'ına tekabül ediyor. Afganistan Araştırmaları Merkezi'nde ekonomi politikası analisti olan Hanif Sufizade'nin bir raporunda listelenen ek gelir kaynakları arasında madencilik, vergiler ve bağışlar da var. Bazı ülkelerin de doğrultusunda Taliban'a para aktarıldığı düşünülüyor. Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'nde Guy Stamberg, Taliban'ın iki müttefik var. Biri pek olasılık dışı bir müttefik. İran, devrim muhafızları son yıllarda ABD'yi yenmek için Taliban'ı destekledi. Ama en önemlisi Pakistan. Pakistan, Taliban ile savaşıyor, diyor.